Morris muvazzası nedir? Peki bu davada bir zaman aşımı ya da hak düşürücü süre var mı? Yaşayan anneden babadan ya da Morris adayından böyle bir talepte bulunamıyor vefat ettikten sonra. Çünkü özgür iradesi var. Mal üstlerinde evet, dilediği evet, şekilde mülkiyet hakkını kullanıyor. Kullanabilir, yani onu tıslayamazsın. Yani öldükten sonra, Morris öldükten sonra bu davalar açılıyor. Evet. Bir hafta aradan sonra yeni bir konuyla karşınızdayız. Bugün Morris muvazzasını konuşacağız. Morris muvazzasına dayalı tapu iptali tescil davaları nasıl olacak? Bunları konuşacağız. Konuğumuz Melek Hanım. Hoş geldiniz Melek Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Aynı konuk. Evet. Bu hafta nasılsınız? Ameliyatınızdan üzerine kaç gün geçti? 2 hafta oldu mu? 2 hafta olacak hemen hemen. Şimdi evet. Nasılsınız? Biraz daha iyi. Yani görme gün be gün artıyor. Yani göz ameliyatı. Ama o kadar kısa sürede düzelmiyor o zaman değil mi? Yani ya, bir süreçmiş doktorun evet, söylediğine yani göre. Yani ameliyat tabii oldum, bir hafta sonra görmeye başladım. Yok. Ya, herkes de tabii aynı şekilde ilerlemiyor süreç. Benimki biraz ağır işliyor. Anladım. Geçmiş olsun tekrar. Teşekkür ediyorum tekrar. Sorulara başlıyorum. Peki tabii. Morris muvazzası nedir? Morris muvazzası yani halkın anlayacağı dilden miraçlardan mal kaçırma evet, olarak adlandırılıyor. Burada genel anlaşılır bir dille izah edecek olursam genellikle Morris bu kişilerin babaları olabiliyor, anneleri olabiliyor. Çocuk genellikle çocuklarından birini ya da torunları olabiliyor. Daha düşkün oldukları için mallarının bir kısmını ya da tamamını ona çeşitli isimlerle bu devir olabiliyor, satış olabiliyor ya da ölene kadar bakma sözleşmesi şeklinde tezahür edebiliyor. Asıl niyet örtülerek yapılan diğer mirasçıları zarara uğratmak amacıyla ya da onlardan mal kaçırmak amacıyla yapılan muvazzalı işlemlerdir. Peki yani burada Morris muvazzası derken hani sürekli tapu iptali deniliyor ama hani yani bir aracın devre olduğu zaman ya da başka bir şey olduğu zaman ya da bir tekne tabii, diyelim evet, hani devre olduğu zaman bunların da iptal edilebiliyor mu? Sicil kaydı değiştirilebiliyor mu? Tabii hepsi için geçerli ama genel anlamda biz bunu tapularla evet, yaşadığımız için. Daha değerli oldukları için. Gerçi Türkiye'de artık her şey değerli de genellikle yani bunu hani tapuyla özdeşleştiriyor herkes ama tabii ki bu bir araç olabilir, tekne olabilir, herhangi bir şey olabilir. Anladım. Peki Morris muvazzasını kimler açabilir? Hakkı ihlal edilen mirasçılardan herhangi biri açabilir. Yani burada birden çok hakkı ihlal edilen mirasçı varsa tamamının birlikte dava açması gerekmiyor. Herhangi biri açabiliyor bu davayı. Tek başına açabilir kendileri. Tek başına açabiliyor ama hepsi için şey yapıyor, hüküm doğuruyor. Peki bu davada bir zaman aşımı ya da hak düşürücü süre var mı? Morris muvazzasında herhangi bir zaman aşımı ya da hak düşürücü süre yok. Anladım. Yani o zaman bir muvazzaya dayandığı için herhangi peki bir zaman dilimi hangi açılabilir aşamada açılması gerekiyor? Morris'in mutlaka ki tabii, ölmesi gerekiyor. Morris öldükten sonra zaten Morris evet, dendiği için zaten aynen, hani orada ya, bazen doğru yani onunla ilgili çok kişilerin de telefon ya da bilgi yaşarken, alıyorum. Mal yaşarken mal kaçırdığını bildikleri için davayı evet, açmak işte istiyorlar. Babam oğluna genellikle kız çocukları mağdur evet, edilir bu tarz durumlarda. Babam işte erkek kardeşime malları devretti. Evet. İşte dava açabilir miyiz diye bazen danışmanlık hizmeti talebinde bulunabiliyorlar bizden. Yaşayan anneden babadan ya da Morris adayından böyle bir talepte bulunamıyor vefat ettikten sonra. Çünkü özgür iradesi var. Tabii mal mülkiyet üstlerinde hakkı, evet, dilediği evet, şekilde mülkiyet hakkını kullanıyor. Kullanabilir. Yani o zaman tıslayamazsın öldükten diye sonra Morris öldükten sonra bu davalar açılıyor. Evet. Peki görevli mahkeme ya da yetkili mahkeme neresi? Yetkili mahkeme burada kesin yetki kuralı var. Gayrimenkulün bulunduğu yer mahkemesi. Görevli mahkeme ise asli hukuk mahkemesidir. Kesin yetki peki bu taşınmazlarla ilgili oluyor değil mi? Taşınmazlar evet, yani evet, hep dedim ya bunlardan birisi kesin. Taşınmazlarla evet, evet. Morris muvazzası sebebiyle tapu iptal tescil davalarında diyeyim daha doğrusu o zaman. Gayrimenkulün bulunduğu yer asli hukuk mahkemesinde dava açılmalıdır. Yani şimdi düşünüyorum peki bu muvazzayı nasıl ispat edeceğiz? Yani çok da kolay bir şey değil. Bu yani tanık var. Tanıkla başka ispat edebiliyoruz. Başka ne delil gerekiyor? Nasıl tapu ispat kayıtları, edeceğiz? Tapu kayıtları, keşif. Şöyle şimdi gayrimenkul, yani Morris o gayrimenkulün satışından elde edilecek gelire muhtaç mıydı? Öyle bir gelire ihtiyaç duyuyor muydu? Satın alan kişinin onu satın alabilecek maddi gücü var mıydı? Satış bedeli aktarıldı mı? Yani bunu ispat edebiliyorlar tabii, mı? Tabii şimdi bugün en ucuz bir yani İstanbul için söyleyelim. Alabileceğiniz en ucuz gayrimenkul ne kadar? 2 milyon 3 milyon TL. Evet. Bir de babandan ya da annenden neden bir taşınmaz alasın yani ki? Yani hadi aldın evet, 2-3 milyon. Bu paranın elden
ödenmesi mümkün mü? Yani hayatın olağan akışına uygun mu? Değil. Ya bir para akışı yoksa gayrimenkul bedeli yani taşınmazın değeri düşükse. Değeri, yani tapudan genellikle düşük bedel gösteriyorlar. Harçtan da yırtmak için. Evet. Öyle bedeller yani reel bedeliyle taşınmazın tapudaki bedeli arasında iki katından fazla fark varsa diyor Yargıtay. Satanın ihtiyacı var mı buna? Onların ispatlanması gerekiyor. Bu davacının bunları ispatlaması gerekiyor. Peki biz bu davayı kazandık. İstinafa gitti. Bu tapu iptali gerçekleşiyor mu? Yani tapuyu üzerimize alabiliyor muyuz? Bu bir tespit davası nitelinde olduğu için kesinleşmesi gerekiyor. Yani istinafa gittiyse dönüşü beklenecek. Yani gene 4 yıl 5 yıl. Maalesef yani Türkiye şartlarında 4 yıl 5 yani, yıl. Yani davası bu gene bu kadar sürüyor mu bu davalar peki? Yani yine diğer dava türlerinde olduğu gibi mahkemeden mahkemeye değişiyor. Hızlı bir mahkemeye, yani bu tanık falan da dinleniyor tabii, keşif de yapılıyor. Ne kadar hızlı olursa olsun minimum bir 18 ayı var yerel mahkeme süreci. Burada peki, pardon buyurun söyleyeceksiniz devamı istinafı mı? Yok, istinafı da var tabii. İstinafta da artık dosyalar çok bekliyor. Yani minimum yine bir 18 ay istinaf süreci var. Yani böylece minimum 3 yıl sürebiliyor. Bu peki davalar. Burada ispatta en büyük delil tanık. Evet. Doğru mu? Yani bu tanığın bu muvazalı işlemi biliyor olması gerekiyor. Ve bunu mahkemede de ifade ediyor olması gerekiyor. Doğru evet, mu? Yani bunu hani bunu şu şekilde duydum, şöyle o değil, ben biliyorum. Duydum değil, genellikle biliyorum. İşte Rıza amcanın bu satıştan elde edilecek gelire ihtiyacı yoktu. Böyle bir satma niyeti yoktu. İşte, kardeşlerinden kaçırmak için. Evet, satın alan işte torun Ahmet'in bunu alabilecek maddi gücü yoktu. Daha üniversitede öğrenciydi gibi yani örneklemek gerekirse. Bu şekilde somut ifadeler olması tabii, gerekiyor. Tabii. Bu şekilde somut ifadeler gerekiyor. Ya da işte Rıza amca torunu Muhammed'i çok seviyordu. Yani onu diğer torunlarından ayrı tutuyordu gibi ifadelerle. Evet, bu amaçlıyordu bu muvazalı satışı. Asıl işlemi saklamak gerekiyor. Evet. Yani Muris muvazasından bahsedebilmek için asıl Muris'in amacı, asıl yani diğer miraçlardan mal kaçırıp kendini daha yakın hissettiği mirasçıya o malı aktarmak olduğunu ispat etmek gerekiyor tanık beyanları ile de. Melek Hanım, bugünkü sorularımız bu kadar. Cevaplarınız için teşekkür ederiz. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. İyi günler. İyi günler.